9-10 ay önce de bu iş yerini açtık. Emniyetin karşısı diye. Geçen yıl polisimiz pastaneydi burası. Lüks bir pastaneydi. Geçen yıl polisimiz şehit olduktan sonra zaten emniyetin etrafına insanlar tedirgin olmuş, gelip gitmiyordular. Biz de bu konuda zaten çok mağdurduk. Yani bir korku. Ama biz her şeye rağmen dik duruşumuzu sergiledik. İnsanlar şöyle dediler buranın halkı, ya erken kapat. Yok dedim, ben daha geç kapatacağım. Korkmayacağız. Biz esnaf olarak dik duruşumuzu sergileyelim. Geç kapatalım. Vatandaş, halk hepsi el ele verip bu terörden korkmadığımızı gösterelim. Üzgünüz. Her gün gelen müşterilerimdi. Rahmetli iki bayan polis de. Şu an yaralı olan Şeyh Mus isimli polis arkadaşımız da. Her gün yüzüne baktığımız insanlar. Türkiye bir bütündür. Ve olayın müteakibinde 1,5 saat geçti. Ben şu tabelayı yaptırdım. Dik duruşumuzu sergileyeceğiz. Her türlü. Allah'ın izniyle de bundan sonra da halkın birlik beraberliği neticesinde bu olayların üstesinden geleceğiz. Burada uzanmıştık. Çocuklarım o sırada yanıma geldi işte. Çocuklarımın yanıma gelmesiyle zaten arada 10 dakika var. Benimle oynamaya başladılar. Arkamıza bakamadık. Arkadan resmen ev üstümüze geldi. Ateş, taş, cam. Zaten buradan çıktık. Çıktığımız zaman dışarıda hep cesetler, insanlar bir tarafta. Kıyamet gibi, kapımız zaten kırılmış, herkes içeride. Bu kadar yani. Dehşet, ondan sonrası dehşet. Çocuklarımın işte yüzü falan çizildi. Kızımın işte biraz gözü, oğlumun burnu. Çok şükür, buna da şükür. Büyük bir korku yaşadılar değil mi? Evet. Yani çocuklarımın hayatı boyunca akıllarından silinemeyecek bir korku yani. Hiçbir zaman bu korku çıkmaz onlardan. Allah bunu yapanlara koymasın. Hakkımızı helal etmiyoruz. Allah belalarını versin. Abi bunu yapanlar insan değil. Bunu yapanlar yani hiçbir şey değil. Yani ne diyeyim, Allah hakkımızı koymasın. Hiç kimsenin hakkını koymasın. Evde gördüğünüz ne halde zaten. Yani burası bir savaşı andırıyor. Bu insanlık işi de gidiyor. Yani. Bu bir Müslüman işi de gel. Bu insan işi de gel. Bunu yapanları Allah'a havale ediyor. Başka da şey de gel. Yani. Bunu Ramazan ayında böyle bir şey. Nasıl Ramazan ayında bırak böyle bir şey de hiçbir yerde olmadı. Yani. Dün ölen bir bayan 6 ayla hamileymiş. Yani. Bu insanlık mı? Bunu yapanın kendi bahisi, hanımı yok mu? Annesi yok mu? Çocuğu yok mu? Kendisi bir anne doğurmamış mı acaba onu? Onu yapan yani, bunu yapan da bir canidir yani. Bunu yapan insan olamaz. Ama sen Türksen, o Kürt, o şey, ben hepsi kardeşimdir. İnne vel mu'mini ikvatı. Bütün Müslümanlar kardeşler. Dili, rengi ne olursa olsun. Yeter ki insan olsun. Yani ben de Kürtlerden hiçbir sıkıntım yok. Araplardan, Çerkezinden, Alevisinden, şeyinden. Biz kardeşiz. Ama bu kardeşlik işi değil yani. Bu şey işte, bu Kürt'e de gidiyor yani. Bu insanlığa da gidiyor. Bunlar başka şeyin peşindeler. Biz bunu Esnaf ve Sanatkar Odası olarak kınıyoruz. Biz kesinlikle her zaman bunun karşısındayız. Katliamı yapmak, bu gibi şeyleri yapmak Müslümana yakışmaz yani. Müslüman olan bir insan bunu yapmaz. Kesinlikle yapmaz. Kınıyorum ben. Çok üzgünüz. Çok gerçekten hani o olayları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Kınıyoruz böyle yapanları. Yani kimsenin hakkı yok kimseye bunu yapmaya. Dünden beri kimse uyumadı. Uyuyamadık. Yani yas tutuyoruz resmen.
Bunu yapanlar kesinlikle Müslüman aleminden olamaz, bizden olamaz. Ya bu oruçta, bu Ramazan gününde bunu yapanlar... Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Midyat kan ağlıyor. Midyat yas tutuyor. Zaten yazıyor.